Burası No23, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. FIFA kariyer hayatım boyunca belki de en zevkli kariyer olacak kariyere başlıyoruz şu anda. Mükemmel bir kariyer olacak. Takımımız Sport Toto 1. Lig'den. Şu anda Sport Toto 1. Lig'de değiller. Düştüler bu sezon. Zaten alma sebeplerimden bir tanesi de o ama takımı biraz anlatayım size. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Bu takım Türkiye'de altyapıya en fazla önem veren takımlardan bir tanesi. 11-12 yaşında çocuklar geliyor bu takıma, eğer yeteneklilerse. Onları geliştirmek için her şeyi yapıyor bu takım. Amaçları kupa almak değil, amaçları şampiyonluk değil, Süper Lig'e yükselmek değil ki yanılmıyorsam 4-5 sezon Süper Lig'de oynadılar. 30 küsur sezonluğunda TFF 1. Lig'deler ve şimdi 2. Lig'e düştüler maalesef. Amaçları insan yetiştirmek ve futbolcu yetiştirmek. Şimdi futbolcu yetiştirmek tamam, yatırım var, bir şeyler yapıyorlar ama insan yetiştirme konusunda arkadaşlar bu çocuklar bu kulübe yatılı geliyorlar 11-12 yaşında. Zaten takımın ismini birazdan söyleyince anlayacaksınız, dünyaya iki tane önemli yıldız vermiş bir takım bu altyapıdan. Yiyecekleri tavuğu yumurtanın altından alıyorlar, içecekleri sütü inekten sağıyorlar. Ya böyle doğal bir ortam, harika bir futbol ortamı var aslında, bir hayat ortamı var bu takımda. Hatta şey gibi bak, bir teknik direktörü 8 sezon takımın başında kaldı arkadaşlar. Hani Sir Alex Ferguson United'da kaldı da bir sürü başarı elde etti ya, devamlılık esaslı falan. Burada da aynı şey vardı ama benim takımı seçme sebebim ne biliyor musunuz? Arkadaşlar bu psikolojiden, bu felsefeden vazgeçilmiş durumda ve bu takımın A takımı şu anda satışta. Başkan A takımı bıraktı, satın alın benden diyor ve şu anda sadece altyapıyla ilgileniyor. Şimdi biz bu takımın başına geçeceğiz. Sebeplerden biri de şu, bu takım bir sezonda yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 tane teknik direktör değiştirdi. Bak 8 sezon teknik direktör değiştirmeyen takım bir sezonda 4 tane değiştiriyor. Yani bizim acil bu takımın başına geçip Türkiye'ye bu değeri yeniden kazandırmamız lazım. Takımımız arkadaşlar, bardağı kırmazsam iyiydi. Altın Ordu. Karşınızda Altın Ordu. 5 milyon kulüp değeri var. 2.800 transfer bütçemiz. Formamız harika. Bu arada Melivor Peç'i kullanıyorum. Formalar, reklam panoları, scoreboard. Her şey çok güzel. Şimdi takımın beklentilerinde altyapı kritik gördüğünüz gibi. Finansal yüksek, yani biraz futbolcu alım satımı yapacağız. Tabii onları yetiştirdikten, iyi bir insan haline getirdikten sonra işte yurt dışında başarı, yurt içinde başarı, işte marka değeri onlar düşük. Çok da ilgilenmiyorlar. Önemli olan futbolcu yetiştirmek. Bizim de mantalitemiz bu olacak arkadaşlar. Şimdi seçkinde oynuyoruz. 4 dakika milli takım tekliflerini devre dışı bıraktım. Avrupa kupaları falan oynansın. Evet, böyle ilerliyoruz. Geldik. Yapacak çok işimiz var arkadaşlar. Gerçekten çok önemsiyorum biliyor musunuz? Şu Altın Ordu. Ya kupa peşinde değilim. Ama gerçekten iyi oyuncular yetiştirip onları büyük takımlarda görmek istiyorum. Aynı daha önce Altın Ordu'nun işte Cengiz Ünder'de, Çağlar Söyüncü'de yaptığı gibi. Şu an ikisinin nerede olduğunu biliyorsunuz. Çağlar en son şeye imza attı. Atletico Madrid'de abi. Buradan yetişti ya, buradan. Bu ülkenin çocuğu bu. Şimdi buradan biz düşük yıldızlı olanı seçelim. Para kazanalım. Yani 100 bin, 150 bin euro için gidip de eğlenmeyelim. Şuradan 600 bin euroyu seçtim. Evet, şimdi arkadaşlar takıma bakacağız ama önce bizim için en önemli olan bak şimdi. Altyapı takımına girdik. Burada dikkat çekici bir şey var. İşte sizin devreye gireceğiniz kısım burası arkadaşlar. Yorumlarda burada devreye gireceksiniz. Şimdi Altın Ordu'nun şöyle bir felsefesi var biliyorsunuz. Türk oyunculara yönelmiş durumdalar. Yabancı oyuncu oynatmıyorlar. Altyapıya da almıyorlar. Bunun sebebi ırkçılık vesaire gibi saçma sapan kavramlar değil. Bu adamlar diyor ki bu ülke 80 küsur milyon arkadaş. 12-13 milyonluk ülkelerden dünya yıldızı çıkarken bizim ülkemizden hayli hayli çıkar. Yeter ki onları bulalım, yetiştirelim diyorlar. O yüzden Türk oyunculara, sadece Türk oyunculara şans veriyorlar. Ama bakıyorsunuz şu an FIFA'da bu kim abi? Luis Beck, Bolivyalı, Meksikalı, Polonyalı, Türk var mı hiç? Peru, Kanada yok abi, yok. Burada bir reis görüyorum ben. Francisco Reis. Şimdi burada devreye girdiğiniz kısım da işte bu. Arkadaşlar burada kaç tane? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane altyapıda oyuncumuz var. Ayrıca birazdan başka şeyler de yapacağız bunlarla ilgili. Bu 9 oyuncunun ismini siz belirleyeceksiniz. Ben hepsini Türkçe çevireceğim. Gerçi bu siyahi arkadaşı Türkçe çevirmek biraz ilginç olacak. Ama o yok mu abi siyahi Türk'te? Anası babası gelmiş Afrika'dan. 3 nesildir Türkler mesela. Ben gördüm birkaç tane YouTube'da falan. Olur, sıkıntı yok. Uydururuz yani. Siz yorumlara diyorsunuz ki ben işte Luis Beck'in isminin şu olmasını istiyorum. İster kendi isim yaz, ister bir tane uydurma isim yaz. Ben oradan seçip oyunculara isimlerini vereceğim. Burada işte Juan Reyes, Christian Carmona, işte siz bunlara bakın, ben hepsini okuyayım. Thomas Pawlowski, Jean Meyer, Austin Barrera, Francisco Reis, Fabrizio Leon, Ethan Williams. Arkadaşlar bu adamların ismi şu olsun, şu olsun diye yoruma yazıyorsunuz. Ben yorumlardan seçip o isimleri bu adamlara veriyorum. Uyruklarını da Türk yapıyorum.
Altın Ordu bildiğimiz Altın Ordu gibi devam edecek böyle bu sebeple, böyle bu şekilde. Harika olacak bence. Şimdi bak, takıma bile bakmadan alt yapı personeline bir geldim. Burada bir kişi var, Yunus Özdemir. Bir tecrübe, bir görüş. Bizim bir dakika, 2.800 paramız vardı. Tutabiliyor muyuz birini? Tutuyoruz. Oo, 2 milyona bu adam varmış. Theo Stevens. Belçika'dan bir adam. Şimdi bir dakika, onu getirsek yapalım mı arkadaşlar ya? Ya bence bu adamı getirelim çünkü bizim için altyapı hayati önem taşıyor. Dolayısıyla 4-4 yıldız harika abi, sen gel. Tuttuk, 800 bin euroda bütçemiz kaldı. Şimdi ben bu ikisini de Türkiye'ye göndereceğim. Yunus Özdemir, senden başlıyoruz dostum. Dediğim gibi Türk oyuncu dışında oyuncu oynatmayacağız. Şimdi Süper Lig'e ve Sport Toto 1. Lig'e baksın. Bana buradan güzel oyuncular bulsun. Ve şöyle bir şey açtım. Siz benim kameramdan dolayı görmüyorsunuz ama 3 ayın altında şey yazıyor. İşte teknik yetenek olsun, defansif yönlü, forvet, istediğimi arayabiliyorum. Ben hepsi diyeceğim. Bizim için şu an takımın ihtiyaçları değil, Türkiye'nin ihtiyaçları önemli arkadaşlar. Biz futbolcu yetiştiren bir takım olacağız. Dolayısıyla hepsi deyip 3 ay Yunus'u gönderdim. Tamam mı Yunus? Ama Yunus'cum sana bir tavsiyem var. Teo'yla haberleşin. Bak adam çok tecrübeli, sen bir şeyler öğrenebilirsin diye düşünüyorum. Teo'cum sen de geldin, hoş geldin ülkemize. Umarım faydalı olacaksın. Türkiye'deki yeteneklerimizi bul. Bak demin 76 bin euroydu, şimdi 108 bin euroya çıktı. Okey. Sen de bir 3 ay dolaş Türkiye'yi, tamam mı Teo'cum? Bize güzel yetenekler bul. Bakalım takımı iyice gençleştirebilecek miyiz? Aa, yetenek harcılarının biri zaten bu ülkeyi izleme sistemi kuruyor diyor. O zaman bir dakika. Şimdi Yunus Özdemir'i çağırdım. Onu başka bir şey için kullanırız. Teo'yu göndereceğim abi. Çünkü Teo daha şey, tecrübeli dediğim gibi. 3 ay bana bütün yeteneklerden bul getir. Evet kurduk. Teo'yu gönderdik mecbur. Yunus'cum sen biraz daha çalış. Dediğim gibi Teo'dan bir şeyler kap, seni de göndeririz. Sıkıntı yok. Şimdi gördüğünüz gibi takımın hedeflerinde altyapı çok önemli. 2 tane defans oyuncusu 20 yaşından küçük de 3 tane oyuncu transfer et diyor bize. Şimdi marka değerinde ne diyormuş? 20 maçta en az bir gol at. Okey yapılır. Finansal. Sezonu tahsis edilen paranın 750 bin kadarını harcama. Tamam, 2 milyonunu harcadık. Kalanı duracak zaten. 2 sezonda altyapı oyuncu satışlarına 2,5 milyon kar et. Bunu işte yapmamız lazım. 2,5 milyon değil, ona 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon yapmamız lazım arkadaşlar. Hedefi ne kadar büyük tutarsan başarın da o kadar büyük olur arkadaşlar. O yüzden 2,5 değil, biz ona 10 yapalım. Şimdi yurt içinde başarı, Spor Toto 1. Lig Avrupa Kupalarına katılmak kazanma. Ziraat Türkiye Kupası'nı mı kastediyor? Son 16'ya kal. İlginç. Yurt dışında başarı zaten yok. Ama şöyle bir şey var. Altın Ordu'nun zaten mottosunda şu var. Şampiyonluklar, kupa kovalamalar, şunlar bunlar yok. Tabii ki şampiyonluk, başarılı olmak ister bu takımlar ama amaçları o değil. Onu anlayabildik değil mi hepimiz? Yani başarı değil hedefimiz. Oyuncu yetiştirmek. Bunun üzerine eğileceğiz. Ayrıca benim hedefim de şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi buradan şampiyon olarak çıkmak istiyorum tabii. Süper Lig'de de kalıcı bir orta sıra takımı olmak istiyorum, açık söyleyeyim. Ya o beni çok mutlu eder. Çok da zevkliymiş gibi geliyor. Yani hep şampiyonluk peşinde koşuyoruz ya. Şöyle mottosu olan bir takımla ilerleyelim. Şimdi şöyle. Bu takımda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Gerçekten bahsediyorum. 22-23 yaş olan yaş ortalaması işte bu mottolar, bu felsefeler bırakıldıktan sonra 30'a çıkmış durumda. Gerçek hayattan bahsediyorum. Şu anda zaten TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düştüler. Belki de bu felsefe değişikliğinden dolayı. Yani bizim takımı eski günlerine döndürmekten kastımız aslında bir yandan da gençleştirmek. Gençlere inanılmaz önem vereceğim. O altyapıda gördüğünüz oyuncuların hepsi ilk 11'de şans bulacak. Oynayacaklar. 5 dakikada olsa oynayacaklar arkadaş. Biz öyle bir kulüp olacağız. Dolayısıyla overall'ına bakmadan 30 yaş üstü herkesi gönderiyorum arkadaşlar. Bunlardan biri de Ahmet İlhan Özek. Gerçekte galiba Altın Ordu'nun kaptanıydı bu adam. Şu anda başka bir takıma transfer oldu. Gene TFF 1. Lig, Altın Ordu 2. Lig'e düşünce. Onu göndermek durumundayız. Transfer listesine ekleyelim. Rıdvan Koçak, onu da gönderiyoruz. Recep Aydın, 32 yaş, onu da gönderiyoruz. Ali Özgün, 32, onu da gönderiyoruz. Volkan Fındıklı, stoper, MDO. Vay be, çok pozisyonlu, 31 yaşında, onu da gönderiyorum. Selim Ay, Çaykur Rize'den kiralanmış. Abi kiralık ya, biz futbolcu fabrikası olacağız ya. Şimdi ben buna para vereceğim büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Selim Ay, seni de gönderiyorum. Onun dışındakiler zaten 29-27 diye gidiyor. Bizim en genç oyuncumuz şu anda kaç yaşında A takımda? Şuradan bakalım. 17 yaşında. Güzel. Harika. Hepsi şans bulacak. Hepsi. Şimdi şöyle bir şey de yapacağım arkadaşlar. Geleceğim. Serbestlerden Türk oyuncuları bulmaya çalışacağız. Bulabilirsek ne âlâ. Hemen serbestlerden bir iki tane tecrübeli katabiliriz belki. 30 yaşını geçmemiş. Şuradan serbest dedik. Aradım. Bulamadım. Maalesef. Şu anda serbestli Türk oyuncu yok. Okey. Bunu arada bir kontrol edelim. Siz de yorumları yazın, bana hatırlatın. Olur mu, sizden ricam? Yalnız burada Metehan Mimaroğlu değil mi? Kiralık. Kiralık istemiyoruz abi ya. Kiralamayı sonlandır. Bunlar da 100 bin euro para gitti şimdiden ya.
Ama onların yerine gençler oynayacak abi. İşte o yüzden değerli zaten. Yani burada kim? Erdem Gökçe 18 yaşında. 57 overall'ı var. Eyüp Spor'dan kiralık. Sağ bek, sağ kanat. Yani hem defansif hem ofansif bir çocukmuş bu ya. Ama kiralık istemiyorum abi. Yani bize gelmesi için belki bir ara scout gönderirim, bakarım. Erdem Gökçe iyiyse alırız abi takım, ama şimdilik kiralamayı sonlandırıyorum. Şimdi bizim takımda da şöyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla gerçek hayattan Emircan Gürlük. Gayet yetenekli bir arkadaş. Potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten beceri hareketi şu anda 4, zayıf ayağı 3. Ya takımda böyle adam yok galiba bildiğim kadarıyla. Büyüklerde bile yok. Şurada zayıf ayağı 4 olan bir Metehan Yılmaz var. 22 yaşında, güzel, bu çocuğa da eğiliriz. Hepsini oynatmaya çalışacağım zaten. O yüzden potansiyellerin hepsini... Aa bir dakika. Ahmet İlhan Özek. Ha, bizim göndereceğimiz adam. 34 yaşında. 4-4'müş zayıf ayak beceri hareketi. Yapacak bir şey yok. Büyükler gidiyor. Şimdi geldik en önemli kısmı arkadaşlar. Bakınız efendim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 oyuncumuz gidecek. Onları en alta aldım. Kadro dışlar. Overall'larına bakmadık biliyorsunuz. Şimdi Dere. 29 yaşında mıydı, 27 miydi? 29 yaşında. Burada bir kaleci bayramı var, 17 yaşında. Diğerleri de 17. Yani şu özellikle stoperlerimiz çok genç arkadaşlar. Potansiyelliler de 24, Kaya kaç yaşındaymış? 20 yaşında. Çok güzel. Burada santrafor yedeğimiz, orta saha yedeklerimiz, kaleci yedeğimiz falan hazır. Yedek diyorum ama bunlar da ilk 11 oynayabilir arkadaşlar. Zaten biraz anlatacağım. Yaş ortalamamız 23-24 falan oldu. En yaşlılarımız bakın burada bir 29 yaşında Derelimiz var. Burada bir 26 yaşında Özcan'ımız var. Onun dışında işte 25'ler, 26'lar. Şurada bir 21'imiz var. Ondan sonra 25'imiz var. 27'miz var. 20'miz var. Sağ bekimiz 20. Kalecimiz 24 yaşında ama yedek kalecilerimiz de 17 yaşında, 18 yaşında falan. Takımımızın en yüksek şu an oynayabilecek yaştan dolayı overall'ısı Gürlük. Bunların isimlerini, ilk isimlerini öğreneceğim yakında. Daha anlaşılır olur o zaman, daha güzel olur. Şimdi takımı böyle dizdim. İki defansif orta sahayla oynayacağız. Bir ofansif orta sahamız, bir forvetimiz. Oturaklı, güzel bir futbol oynayacağız. Bu çocuklara futbolu öğreteceğiz. Şimdi ikinci adım arkadaşlar. Burada taktik ekranına geldim. Şimdi biz takımı tanıyana kadar bazı şeylere çok riske atmayacağım. Yani şey oynayacağız, biraz dengeli oynayacağız. Genç, yaş ortalaması gençleştirdiğimiz için sert kontrolden sonra bir pres yapalım diyorum ben. Yani şöyle de yapabiliriz, top kaybından sonra pres de yapabiliriz ama bu çok yorar. Sürekli baskıda zaten ölürüz yani. Kondisyonlarımız o kadar iyi değil, en azından sezon başında. Sert kontrolden sonra baskı iyidir. Hata yaparlarsa tepelerinde olacağız, bu güzel. Genişliğimizi, derinliğimizi ayarladım. Şimdi oyun kurma, yavaş oyun kur, oturaklı. Çocukların futbolu, oyunu okumasını istiyorum, anlatabildim mi? Yani çocuk mesela sağ bek, aldı topu, ileride koşan bir arkadaşı mı var? Cesareti varsa, ayağını güveniyorsa atsın. Ama okusun oyunu. Güvenmiyorsa yanına pas versin, ileri pas versin vesaire. Her şey gelişecek ve oyunumuz da gelişecek arkadaşlar. Ama önce o çocukların oyunu okuması lazım. O yüzden yavaş oyun kur dedim. Fırsat yaratmamız dengeli ama bu değişebilir. Önce bir takımı tanıyayım, oyuncuların neler yapabildiğini bir göreyim. Ondan sonra bakacağız. Genişliğimizi ceza sahasından yüklen. Heh. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hem köşe vuruşlarında hem ceza sahasından yüklen kısmında biraz futbolun temellerine döneceğiz. Bakın şimdi ben şimdiye kadar teknik takımlarla çalıştım. En son Everton'ı çalıştırdık biliyorsunuz. Neymar gibi bir oyuncumuz vardı ya. Yani tekniğin dibi artık yani. Cross'umuz vardı falan filan. Şimdi burada futbolun temellerine döneceğiz derken şundan bahsediyorum. Bu çocuklar ilk önce orta açmayı, tamam mı? Ayağının dışıyla olsun, içiyle olsun, artık ters ayaklı olsun. Pozisyon almayı, cezası içindekilerden bahsediyorum, kafa vurmayı, göğüs kontrolü vesaire her şeyi öğrenmeleri için biraz basic oynayacağız, anlatabildim mi? Köşe vuruşlarında da aynı şey. Yapsınlar, ben normalde ne yaparım? Paslaşarak kullanırım değil mi? Teknik oyuncuyla paslaşarak içeri girelim, çalım atarım, gol atmaya çalışırım. Burada öyle değil. Açacağız ortalarımızı, işte sağ ayaklı, sol ayaklı oyuncularımızla güzel ortalar açıp güzel kafa golleri, kontrolden sonra vuruş golleri, belki rövaşta vole golleri atacağız. Bu güzel. Serbest vuruşlarda da şöyle bir şey. FIFA 23'te serbest vuruş çok atmadım. Ben paslaşarak gol atmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Ki bunda başarıyoruz. Yani oyunda etkili bayağı. Ama burada vuracağım. Yani çocuklar serbest vuruş tecrübesi kazansın. Topun başında kim varsa artık. Yani bu kısmı böyle ayarladık. Şimdi rollere geldik. Arkadaşlar kaptanı Aydoğan seçtim ama sebebini de göstereyim size. Şimdi baktım ben oyuncuların şeylerine, şu trade'lerine. Hiç böyle şey, hani kaptan olabilecek trade'e sahip kimse yok. Yani liderlik özelliği kimse de yoktu. Dolayısıyla buradaki fotoğraflarına bakarak, hani biraz niyet okuyarak kaptanı seçtim. Şimdi Dereli, gerçek resimlerine bakarak seçtim bu arada. Mesela şunu hiç kayda almadım çünkü bu oyunun yarattığı bir şey. Yani en azından yüz olarak.
gerçek bir oyuncu da. Şimdi Dereli mesela biraz sinirli, agresif gibi görünüyor. Kaptan olamazmış gibi geldi. Özcan, bir Sedat Peker havası var. O da aynı Dereli gibi, olmaz yani. Sürmeli'yi geçtik. Aydoğan'ı kaptan seçtim demiştim. Gürlüğün yok. Burada Dikmen ve Aktaş var. Dikmen, Aktaş çok pozitif ama biraz toy görünüyor. Yaşı 25 falandı galiba ama biraz toy görünüyor. Onu istemedim. Dikmen takımın ikinci kaptanı olabilecek potansiyele sahip şu resimden gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra onun dışında zaten gerçek resimli oyuncumuz yok. Aydoğan'ı seçme sebebim de şu. Şimdi olgun görünüyor, mütevazi görünüyor ama Altın Ordu'nun da orta sahası. Yani belli bir özgüvene de sahip bence. Bunu da zaten o gülüşünden anlıyorum. Hakemle iletişiminde falan sakin kalabilir, mantıklı karar verebilir. Takım arkadaşlarını hem orta saha olduğu için herkese de yakın neredeyse iyi yönlendirebilir. Bu yüzden Aydoğan'ı seçtik. İlk isimlerini dediğim gibi yakında öğreneceğim. Talimatlar kısmında da her şeyi varsayılan aldım. Birkaç maç yaptıktan sonra artık buralarda değişiklik yaparız. Bu gösterdiğim talimatlar, roller, taktik, diziliş vesaire, kaptan seçimi vesaire, bunların hepsiyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Zaten siz de takımı göreceksiniz. Burada bir ayarlama yapıp takımı en iyi haline getirmeye çalışalım. Yani kafa bu. Şimdi biz takıma başlarken Altın Ordu'yu teslim aldığımızda bu hazırlık turnuvasını seçtik ama burada gözükmüyor. Öyle bir şey var. Belki gün atladıkça gözükecek. Gözükmezse de iki maç yapıp bu bölümü bitireceğim ki şu altyapıdaki oyuncuların isimlerini artık belirleyip Türk yapalım ve onları da takıma katalım. Yani 4-5 maç yaparım ben normalde bir şeyde, bölümde. Ama altyapıdaki oyuncularımız da hemen takıma katılsınlar istiyorum arkadaşlar. Onları da son bir kez göstereyim size. Bakın şuradaki isimler. Bunları yorumlarda isim belirliyorsunuz. Ben oradan seçiyorum ve bunları Türkleştiriyoruz. Şöyle komik isimler falan da olsa güzel olur aslında. Değil mi? Kısrak mısrak. Salladım. Şimdi Altın Ordu'ya geldikten sonra değiştirdiğim bir mantaliteden daha bahsedeceğim. Size oyuncuların gelişim planlarına gireceğiz. Hepsine tek tek vereceğim. Hepsini size göstermeyeyim bilmiyorum da önce mantığımı bir anlatayım. Şimdi biliyorsunuz benim 4,5-5 yaşında bir oğlum var. Ve hani çocuk yetiştirmekle ilgili bir sürü bilgiye maruz kalıyoruz zamanla. Bu zamanlardan birinde de şöyle bir şey öğrendim işte. Tırnak içinde Avrupa'daki insanlar ya da bilinçli ebeveynler şöyle bir şey yaparmış. Diyelim çocuğun işte okula gidiyor. İşte matematikte, fizikte, fende başarılı. Atıyorum Türkçe'de işte onlar da İngilizce tabii. Sosyal bilimlerde zayıf ama işte beşeri bilimlerde, fen bilimlerinde iyi diyelim. Şimdi Türkler olarak ne yaparız biz? Zayıf olan yeri güçlendirmek için dershaneye veririz değil mi? Ya da ne bileyim özel ders aldırırız. Ya da o oğlumuz, kızımız neyse okuldan geldiği zaman o derslerle ilgili özel ilgileniriz. Bir şeyler öğretmeye çalışırız falan. Yani eksiği kapatmaya çalışırız. Avrupa'daysa şöyle bir kafa varmış. Ya bir yandan doğru geliyor ama çok tehlikeli de geliyor. Onu deneyeceğiz burada. Kafa şu abi. Eğer bir oyuncu, oğlun, kızın fen bilimlerinde iyiyse onu daha iyi yap. Anlatabiliyor muyum? Yani eksikle uğraşma. Onun iyi olduğu konunun üzerine koymasını sağla. Dolayısıyla bir konuda ustalaşmak gibi anlayabiliriz bunu. Daha iyi olmak. Şimdi burada da onu yapacağım arkadaşlar. Şimdi kaleci ondan da o şeyden biri değil tabii. Hani o bahsettiğim şeylerden biri değil. Ama mesela uçması refleksi diğer özelliklerine göre düşük. Mesela pozisyon alma, top kontrolü, vuruş. Nitekim diğerlerine göre nispeten biraz daha yüksek. O yüzden şöyle kaleci çalıştıralım mesela. Ya bu kafayla tüm oyunculara şey vereceğim arkadaşlar. Gelişim planı vereceğim. Mesela bu adam dribling ve hız konusunda iyi. Fiziği de iyi. Buna kalkıp ben pas ve defans çalıştırmayacağım sol bek. Bu adam ofansif bir sol bek olabilir. Dolayısıyla ne hızını, driblingini ve fizik gücüne yönelen bir şey bulacağım. Ki o da ters açık beki olabilir. Bak defansif açık bek olsa hani eksiğini tamamlamak isteriz. Ama biz hızını, driblingini ve fiziğini yükseltmek istiyoruz. Arada da pas ve defans da yükseliyor. Güzel. Yani bu kafayla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Mesela burada Metehan Yılmaz var. 22 yaşında defansif orta sahamız. 60 overall'ı var. Şimdi bu çocuğun hızı mesela bir defansif orta sahaya göre, yani overall'larına bakarsak gayet hızlı. Şimdi bu çocuğa hızlandıracak mesela çapa olabilir. Bir de defansif orta saha olabilir. Burada defans ve fiziğe veriyor. Burada da dribling pas hepsine ortalama veriyor. Ne yapsak acaba? Ben şöyle defansif orta saha diyeceğim ya. Hızlı ve defansı yüksek bir adam bu. Onun dışında en fazla yanına pas verebilsin. Uzun pası falan olmasın fark etmez. İnan bana bu tip oyuncunun da alıcısı var dünyada. Anlatabiliyor muyum? Defansı harika, hızlı ama teknik yok mesela. Olur mu? Olur. Var böyle oyuncular var. Evet, Emircan Gürlü'ye geldik arkadaşlar. Takımımızın en potansiyelli isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi hızı harika. Zaten sol orta saha oynuyor. Gerekirse kanada falan da çekeriz. Sol kanat da oynayabilir. Hatta ters kanat çalıştırsak acaba yükselir mi? Neyse şimdilik ona girmeyelim. Eğer yükselir diyorsanız sağ kanatta, sağ orta sahada çalıştırabiliriz. Bunu yorumlara bekliyorum. Şimdi hızı iyi. Hıza bir kere yöneleceğiz. Bu çocuk çok hızlı olacak.
Hıza en çok yönelen de yardımcı orta saha oyuncusuymuş arkadaşlar. Pası, driblingi, defansı, fizik gücü. Şutu yükselmiyor. Çok iyi koşular yapabilecek, pas dağıtabilecek ama bitiricilik kısmında biraz zayıf kalacakmış gibi geliyor. Birazcık çalışsın bakalım. Yani duruma göre değiştirebiliriz de. Bak bak bak, Muzaffer Kocaer 20 yaşında, driblingi 66 arkadaşlar. Bu çocuk topla oynamayı seviyor. Şimdi driblinge nasıl yöneliriz? Merkezi orta saha. Hızı da artıyor, pası da artıyor, fiziği de artıyor. Ama en çok driblingi artıyor. Bunu yapalım abi. Merkezi orta sahasın sen koçum. Şimdi o bahsettiğim Motto'dan buradan biraz vazgeçmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Forvetlerimizin şutunun ne koşulda olursa olsun iyi olması lazım. Dolayısıyla şuta yöneleceğiz. Burada da gol makinesi giriyor işin içine. Evet, yapacak bir şey yok. O 58'in en az 65-70'lere gelmesi lazım. Çünkü birinci forvetimiz şu an Ahmet Dereli gibi gözüküyor. Bak, Hüsamettin Yener bir önceki forvetimizden 2 overall daha düşük ama şutu daha iyi. Hızı da var. Yani ben bu iki forvetimiz arasında değişiklik yaptığım zaman aslında hiçbir şey fark etmeyecek neredeyse. Hatta Hüsamettin'in şutu daha iyi ama ona da gol makinesi çalıştıracağım. Devam. Ya arkadaşlar, şimdi bizim diğer personel Yunus Özdemir geldi. Şu an kulüpte. Altınoluk tesislerindeyiz. Ya şöyle bir şey var. Biz Türk dışında oynatmıyoruz ama şimdi şöyle bir şey de yokmuş. Ya şunu gördüm. Bak şimdi. Diğer Avrupa ülkeleri diye bir sekme var burada. Buraya geliyorsun abi. Polonya'sı, Romanya'sı, Litvanya'sı, yani böyle ikinci, üçüncü dünya ülkeleri var, tamam mı? Yani bir iki tane böyle yıldız çıkartmış bir sürü ülke var burada. Yani Şevşenko mesela Ukrayna'dan çıktı. Tamam, bizim mottomuzda bu yok ama içinden çok geçti ya, buralara bir adam göndereyim. Ne yapsam acaba, buraya adam göndersek, genç bulursak potansiyelli, onu da mı devşirsek, Türk yapsak falan? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bunu yapalım mı yapmalı mı, bir yorumlarınızı bekliyorum ya. Mesela Romanya'ya birilerini gönderip belki yeni bir hacı bulabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Onu da Türk yaparız. Herkesi Türk yapıyoruz zaten. Evet arkadaşlar, Volkan Fındık diye bir transfer teklifi geldi. Yani üzülerek de olsa takım politikasından dolayı bu teklifi kabul ediyorum. Zaten verilebilecek en yüksek fiyatı da vermişler. Teklifi direkt kabul ediyorum. Dostum sen de oynayabileceğim. Takıma git ve yurt dışından teklif. Teklif kabul edilmiş arkadaşlar. 2-3 gün sonra adam yola çıkıyor. Emeklerin için teşekkür ederiz. Ya formamız çok güzel ya. Ya bu forma için bile seçtim diyebilirim neredeyse. Bu Petrofisi yazısı falan acayip ya. Vallahi 971 milyon euroyu cebe indirdik arkadaşlar. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili şeyimiz var bizim. Hedefimiz var. Gerçi altyapıdan çıkardığımız oyunculardan 2,5 milyon euro kazanmamız lazım ama olsun. Para paradır şu anda. 970 bin euro geldi. 650 bin eklenmiş bize. Kullanabilirsin diyor 650 bin ama dediğim gibi biz biriktireceğiz. Şu an kaç paramız var mesela? 2 milyonumuz olmuş bile. Harika. Oo, Şeref Özcan'a bir teklif geldi ama yaş 26. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bizim orada altyapıdan çıkaracağımız sağ orta sahalar var bir sürü. 26'yı göndersek de, yaş olarak söylüyorum Şeref'i. Ama bu da takımın ağır abisi dedik ya. 1.550 de 1.750'ye satabiliyoruz. Arkadaşlar bizim için ya bu iş biraz ticaret ya. Kusura bakmayın ama Şeref, takımın için bunu yap oğlum. Türkiye için bunu yap ya. Bir görüşme yapacağım. 1.750 koparmaya çalışacağım. Çünkü altyapıdan yetenekler geliyor. Anlatabildim mi ya? Bunu yapmamız lazım. Şöyle 1.750 dedim. Bu hangi takım istiyor bu arada ya bizi? Şerefi. 1.600 diyor. 1.700 diyorum. Gerginliği hafif yarıdaydı ama bakalım. Oldu. Tamam. 50 bin euro indirim yaptık. 1.700'e verdik Şeref'i. Arkadaşlar sağ orta sahadan çok güzel oyuncular gelecek biz altyapıdan. O Türkleştireceğimiz oyuncular var ya sizin yorum yapacağınız. Hadi bakalım Şerefçim, sen de kulübüne gerçekten para kazandıracaksın, katkıda bulunacaksın. Aferin oğlum. Şerefçim gerçekten teşekkür ederiz. Seni ilk 11 başlatacağımı düşünmüş olabilirsin ama ben de takımın yeni felsefesine adapte olmaya çalışıyorum. Bizim yardımcı teknik direktör de takımın formasıyla geziyor. Adam bir şey galiba, fanatik Altınordulu. Her yerde onu giyiyor. Bu arada bundan ağa da almışız yani. Oğlum kaç paramız oldu bizim ya? 3 milyonumuz oldu. Başlangıç bütçesinden 200 bin euro fazladayız. Arada bir şeylere de bakacaktık ya. Ona bir bakalım arkadaşlar. Ben hep kontrol edeceğim de. Siz de bana yorumlarda hatırlatın. Sonraki bölümlerde unutabilirim. Serbest Türk var mı? Yok, hala yok. Hala yok. Tamam peki. Ali Emre Yanar için teklif var. Arkadaşlar bizim 17 yaşında 2 tane kalecimiz var. Altyapıdan da çıkaracağız. Ali Emre. Dostum sen de aynı kaderle gideceksin ya. 2-200'e satabiliyoruz. Atlanta United. Amerikan takımı değil mi bu? Takas, görüşme yap. Takas istemiyoruz ama satacağız. 2-200'e. 2-200 dedim bakalım. Takas oyuncusunu da çıkardık. Abi çok güzel gidiyor şu an her şey. Çok güzel ya. Oğlum 5 milyon paramız olacak ya. Biz TFF birincilik takımıyız.
Ya şu andan itibaren para kazanmaya başladık. Daha bir maç bile yapmadık ya. Metehan Yılmaz'a kiralama teklifi geldi. Ama yok, vermeyeceğim. Çünkü oynatacağım yani. Eskiden olsa kiralardım. Yerine adam alırdım falan transfer bütçesini kullanıp, ama şimdi yok. Şimdi Tuzla Spor Kulübü. İlk maçımız onlarla. Güzel kardeşim, formayı yani maça çıkacağız ama bandı tak da maç dışında çıkarsaydı komik olmuş biraz. Tipe bak ya. Bence Ali Emre transferinden de aldık. Bir A aldık buradan. C mi? Kaça verebiliyorduk ki? Oğlum 3'e mi verebiliyorduk? Oo, 3A. Bir anlaşma, bir teklif daha. Recep Aydın 32 yaşında, satacaklarımızdan biri. 590-640 bin euro isteyebiliyoruz. Görüşme yap. Vallahi zengin olduk. Transfer bütçesine en son 1,5 milyon euro eklendi. Daha gidip bakmadım bile. Kaç oldu acaba? 690 dedim ama az mı dedim ya? 700 küsur muydu ya? Neyse. Tamam, sattık onu da. Ya 100 bin eurodan bir şey olmaz. Ahmet İlhan Özek. Evet. Bir fiyat teklifi, şey, transfer teklifi daha geldi. 980 bin euroya verebiliyoruz. Ben direkt 1 diyeceğim ya. Deminkini biraz düşük verdik. Bakalım ne olacak? Gerginliği bayağı bir arttı. 940 diyor. 980 dedim. Ya kabul eder bence. Oldu. Güzel. Şimdi bakalım. Tuzla Spor'la maçımız olacak arkadaşlar. Ama ne soruyorlar onu merak ediyorum. Bir bakalım. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Her gün sıkı çalışıyoruz. Bizim cevabımız budur abi. Avrupa kupalarına katılma... Ya benim cahilliğim arkadaşlar. Spor Toto'dan Avrupa kupalarına nasıl katılıyoruz ya? Allah Allah. Sahaya çıkıp kendimizi kanıtlamalıyız. Hadi bakalım. Aydoğan kadrodaki boşluğu doldurabilir mi? Altyapılarımızı bilmiyorlar tabii. Efsane olma şansı yakaladı. Çok çalışmış. Gereken niteliklere sahip değil. Böyle ilk günden de efsane falan deyip milletin götünü kaldırmayalım. Gerçi bence hakkını verecek o pozisyonu Aydoğan'a, ama bakalım. Şimdi Tuzla Spor maçına şu kadroyla çıkacağız. Şimdi sağ orta sahaya, şimdi 26 yaşında, 29 yaşında. Burada bir deremiz var ama ben orada altyapıdan çıkaracağımız, sizin ismini belirleyeceğiniz oyuncuyu kullanmayı düşünüyorum. Onun dışında bir de şöyle bir şey yapacağım. Normalde bak 62 artı 2, 60 artı 2. Bu adamlarla direkt başlarım ama şöyle bir şey yapacağım. Bu çocuğu, bu hangi ayaklı ya bu, bir dakika. Sağ ayaklı. Seni sağa alıyorum. Selvi, sen de mi sağ ayaklısın oğlum? Kaya, sen hangi ayaklısın? Sağ. Hanginizi oynatsam? Bakalım bakalım. Seni oynatacağım Kaya. Sen de gel dostum, şuraya gir. Bu adamların eksi birleri falan atmaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Burada gördüğünüz herkesin artı 1, artı 2, artı 5, artı 10'u kaçsa artık olacak. Şu 4 kişi zaten gidecek. Sattık neredeyse hepsini. Beyler, formalara geliyoruz. Maça çıkacağız şimdi Tuzla Spor. Bu deplasman forması alternatif iç saha. İç sahamız inanılmaz. Ve bu formayı güzel yapan şey ne biliyor musunuz? Bak Petrovic yazısı, 11 numara yazısı, değil mi? Arma. Bak burada Kapelli mi yazıyor? Kapel mi yazıyor? O yazı türünün gümüş renk olması. Sarıya yakın böyle bir bronz gibi olması. Harika detay. Şu iç saha formamızı, ya deplasmada iç saha formasıyla çıkmak olmayacak ama tamam, onlar da Tuzla Spor'da şu beyazı giysin. Evet, gördüğünüz gibi Tuzla Spor'da 5 defanslı, böyle gayet gol yemeyeceğim, parkta bas yapacağım, garanti bir formasyonda çıkıyorlar. Sağda Beyin Spor seçtiği bir yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Ya şu Melibor Opeç'i yapanların hakikaten eline koluna sağlık ya. İnanılmaz. Ya şu detaylar hakikaten güzel. Scoreboard'u ben de ilk defa göreceğim bu arada. Ne videolarına baktım ne bir şeylerine. Bakın iddia, trend yol. Aras Kargo, Acı Badem Hastane, tabelalar da tamam. Stadyum güzel, Tuzla'ya çok uygun. Çıkıyoruz, Spor Toto birincilik yazıyor yukarıda. Abi çok güzel, buraları geçmeyeceğim, hep beraber bir izleyelim, detaylara bakalım beraber. Bak Fair Play, TFF'nin logosu var, Spor Toto. Çok güzel, Blue Army yazmışlar bak. Gördünüz mü sağda Tuzla Spor'un? Yani %100 ihtimalle onları gerçek Tuzla Spor taraftarlarının astığı şeylerden yapmışlardır zaten. Abi hakikaten teşekkürler Melivor Opeç ya. Şunu bize kazandırdığınız için. Ya FIFA aldıktan 3-4 ay sonra bence biten bir oyun. Ama şöyle yamalarla hakikaten oyunun ömrü uzuyor abi ya. Keşke Electronic Arts daha da kolaylaştırsa bu arkadaşların işini. Hani modlan, daha modlanabilir yapsalar keşke, ama onlar da tabii daha zorlaştırıyorlar işi. Çünkü Melivor Opeç'ten Furkan'la konuşuyoruz zaman zaman. Serhat var. Benim kendi yüzümü oyuna aktaran arkadaşım falan. Her sene başka bir sıkıntı çıkarıyorlar. Mesela bu sene bu anti-cheat olayı falan bayağı bir sıkıntı yaratmış modçu arkadaşlara. Bakalım önümüzdeki sene ne olacak? Futbol Club 24 ile birlikte. FIFA biliyorsunuz artık isim hakkını almadı şey, Electronic Arts FIFA'dan. Çünkü FIFA yüksek para istemiş onlardan. Electronic Arts da demiş ki ben onu parayı vereceğime cebimde tutarım, ismimi değiştiririm demiş. Mantıklı. Yani bizim için ismi zaten fark etmez. Lisansları alsın yeter abi. Yani ben Palmente Calcio görmek istemiyorum Juventus yerine. Atalanta yerine Balgio bilmem ne görmek istemiyorum. Zaten çok fazla yoktu bu sene. 2-3 takımda falan vardı galiba ama
lisanslı olması iyi olur. Hadi bakalım başka detayımız var mı? Skorboard'u göreceğiz şimdi. Bu arada üzülerek söylüyorum, sadece bir maç yapacağım. Çünkü maç yaptıkça altyapıdaki oyuncuları çıkarmadan devam etmiş olacağız. Evet. Bir dakika, bir şeyler... Şu antrenman merkezini kapatalım abi. Tamam, şimdi halletmiş olmam lazım. Bakıyoruz. O gider herhalde ya. Onu anlamadım tam. Ha gitti, tamam. Şöyle... Maçı da çok kesmeyeceğim bu arada. Biliyorsunuz biz yavaş oyun kuruyoruz şu an ama... ıstıklanıyoruz. Tuzla Spor ıstıklıyor bizi. Şu pas geçmedi. Tamam, çok hızlı oynadık. Bu benim Everton'dan alışkanlığım. Buna bir dur demem lazım. Sakin beyler. Tamam, kanadı kapadık. Çok güzel. Harika. Ne yaptığımızı biliyor gibiyiz. İyi çıktık. Abi yavaş oyun kur dedik ama hızlı çıkıyoruz ya. Şöyle attım. Çok iyi pas be. Çek oğlum, olmadı. Altta da boş adam vardı. Güzel. Hızlı çıkabiliyormuşuz. Bunu anlamış olduk. Şöyle koşan oyuncular görmek istiyorum beyler. Güzel geçtiler. Solda boşluk çok tehlikeli. Alttan geleni de tutmamız lazım. Sen onu tut koçum. Pas güzel. Şut dışarıda. Güzel güzel. Yusuf'a verdik. Furkan yön değiştirdi atağın. Güzel. Sakin beyler. Bak ben talimat vermediğim halde... Kötü pas. Keskinliğimiz kötü, ondan oldu bu. Yoksa alabilirdi o pası. Onu bilerek çıkarttım. Arkadan koşan adamım var diye. O çocuğu yakalayalım beyler. Arkaya kaçtı. Kaleci Serhat. Tamam, parmakların ucunda. Güzel. Tuzla fena oynamıyor. Bu arada scoreboard şey değil mi? TFF. Yani birincilik. Aa çok kötü pas ya. Güzel pas. Dışarı vuruyorlar. Allah'tan dışarı vuruyorlar ya. Yani Tuzla Spor taraftar ne kadar ateşli ya. Top ne zaman ayağımda olsa ıslıklıyor adamlar. Yusufcan verdin. Çok güzel geçtik. Oyunu rahatlattık. Çok iyi be. Hadi orada ikili mücadele. İçe doğru kat etmesi lazımdı. Ona o talimatı verebiliriz bak. İçe kat et talimatı. Şu adamı offside'de bırakmamız lazım. Yukarı attı. Kaleciye doğru. Kaleciye doğru oğlum. Bir dakika ne oldu? Bir şey oldu. Elle değdik. Aa onlar değmiş. Güzel. Devam. Kürşat verdi. Furkan adamı eksitti oyundan. Çok güzel aldık. Pas geçmedi. Peki. Olacak olacak. Dur. Olacak. Tamam beyler. Çok basmayalım. Kontrollü. Sonra arkaya toplar yiyoruz. Yukarı verecek. Tamam. Bekim orada. Bekim orada. Bekim orada. Çok güzel. Ele değmedi. Harika bir şey bu. Şöyle hızlı mı çık? Ya biz yavaş oyun kuramıyoruz ha. Kürşat oyunu biraz yavaşlattı. Güzel. Pası veremedik ama bizde kalır mı? Top bizde. Şöyle geldim. Şutumu çektim, önümde kaldı, vuramadım. Bu şans gollerine çok ihtiyaç duyacağız beyler bayanlar. Çünkü teknik kapasitemiz belli bir seviyede biliyorsunuz. Bu karamboller, önümüzde kalan toplar vesaire çok önemli, çok. Ya şu pasların hepsi geçti, ben çok kötü savundum ya. Adam offside'dan da çıkardım. Bir basalım orada. Çok güzel sıkıştırdık. Harika defans. Beyler neden öyle oldu? Çok güzel defans. Takımı tanıdıkça oturacak bunlar. Keskinliğimiz de şu an 30'larda 40'larda falan olması lazım. Bodrum Keçiören'i yeniyor bu arada. Okey. Şimdi ikinci yarı direkt oyuncu değişikliği abi. Hiç öyle iyi performans kötü performans yok. Bu takımda herkes oynayacak. Kaleci Bayram. Gel oğlum. Senin Eur'un 51 de olsa. İkiniz de 17 misiniz? Oğlum ikiniz de 17'siniz. Boyunuz da aynı. Nasıl şey oluyor ya? Biriniz 51, biriniz 61. Neyse bakacağız. Stoperlerimiz oynasın. Şurada bir defansif orta saha değişikliği yapalım. Kaptan almayayım oyuncağı. Sürmeli girsin.
Ya stoper değişikliği yapsak mı? Dur. Dereli'yi değiştirelim. Yener girsin. Sağ orta sağ sol orta sahamız bu maçtan sonra sizin yorumlarınız da gelecek. Kaleciyi değiştirdik. Bir orta saha yapalım şuraya. Kaptanı çıkaracağız mecbur. Kaptan Arslan'a geçti. Bu çocuk kaç yaşındaydı? 24. Tamam olur. Okey. Oyuncu değişikliği hakkımız kaldı değil mi? Onu da sakatlık için bence şey yapalım. Saklayalım. İkinci yarıya böyle çıkıyoruz. Burada yapıyoruz değişikliklerimizi. Oyuncularımızı tanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ali güzel sakladı topu. Çok güzel geliyoruz. Oturaklı geliyoruz beyler bayanlar. Yaptım ortamı. Bak kesmese vurabilirdim. Gerçi açım çok iyi değildi. Önümde de adam vardı ama güzeldi. Topun başına kim geçiyordu ya? Emircan Gürlek miydi? Hatırlamıyorum. Bu oyuncunun kramponlarını da değiştirmemiz lazım bu arada. Yorumlarda hatırlatırsanız sevinirim. Şöyle aşırtma şöyle gönderdim. Haydi beyler. Güzel, güzel. Dönen top bizde. Koy vücudunu, aferin oğlum. Harika. Şut geldi dışarı. Out. Güzel güzel, devam. Yani boş adamı, en azından boş olma ihtimali olan adamı iyi bulduk. Bence iyi bir ataktı yani, fena değildi. Şimdilik baskı yapmıyoruz beyler. Burada devam. Şimdi baskı. Pas yollarını kapatalım biraz. Gel bakalım sol bekim. Geri döndü. Güzel. Güzel kapattık. Güzel güzel. Harika. Orta sahaya o kadar hızlı geçemiyorlar. Bu harika bir şey. Hata yaptılar. Gireceğiz araya. Harikayız be. Altın ordum. Hocam faul var. Ama yine oturaklı geliyoruz. Furkan. Sağdan çok hızlı Furkan. İçeride arkadaşlarını arıyorum. Onun kadar hızlı arkadaşı yok. Şut geldi. Kaleci Emre. Altın ordum mükemmelsin. Harika ataktı be. Orta sahamız çekti. Sola vurmam lazımdı. Ya ben biraz şaşırtmak istedim aslında. Yani sola vuracağım tahmin eder diye. Şöyle geldim. Şuraya attım. Let's go. Vurduk mu vuramadık. Top bizde. Kafayı vuralım. O mücadeleyi kazanmamız lazım beyler ya. Bak adam pas atmadı. Oğlum ekrana bir şeyler oluyor. Göremiyorum topu. Çok güzel. Bir şey oldu ama anlamadım. Galiba offside oldu. Güzel. Acelemiz yok beyler. Takımı tanıyoruz. Metehan Furkan'a verdi. Furkan arkadaşını kaçırıyor. Yukarı oynadık. Çok güzel pas. Harika bir pas daha. Offside yok. Ortayı açtı. Hadi. İşte bu ilk golümüz. Altın ordu. Mükemmel atak. Mükemmel. Bakalım kendi sevmesi neymiş. Hüsamettin attı. Çok iyi atak. Çok iyi atak abi. İlkinde keşke girseydi. Ama normal abi. Şu an daha zevkli. Yani ıkına ıkına gol atıyoruz ama çok zevkli be. Çok güzel. Bak güzel takip etmiş abi. Hemen vazgeçmemiş Hüsamettin. Harikasın ya. 1-0 olsun bizim olsun abi. Ya tamam oyuncu yetiştireceğiz falan filan da galibiyet de mutluluk verici bir şey abi. Alalım yani. Şöyle tamam okey döndüler. Şimdi orta sahada geçit vermiyorduk, ona devam beyler. Şöyle geldik. Pas veremeyecek. Solu kapatmadık beyler solu. Tehlikeliler. Offside olabilir mi? Evet offside. Güzel. Hadi. Mükemmel kaçtık. Arkayı düşündüm olmadı. Şut geldi kaleci Mert Furkan. Harika. 17 yaşındaki genç yetenek be. Mert Furkan biraz çıkar. Neyse tamam. Vuruş geldi dışarı. Dakika 80. 3 puana çok yakınız beyler. İlk maçımızın 3 puana çok yakınız. Abi korner daha. Mert Furkan biraz daha çık. Tamam bizde. Alırız onu. Topu sakla Emircan. Emircan topu sakla oğlum. Allah'ım harika pas mı? Savaşalım onun için beyler. Hadi bizde. Ne olur bizde. İşte bu ya, işte bu. Baskımız sonuç veriyor abi. Şöyle garanti oyna. Aferin oğlum. Metehan. Yusuf. Kanadın oynadı. Furkan. Furkan. Hocam faul var. Furkan
Tekniğini biraz gösterdi bize. Muzaffer. Çok iyi pas. Geçmedi, geçmedi, gördüm. Gördüm. Şurayı tuttum be. Hadi beyler, hız zamanı. Şimdi biraz sert müdahale olabilir. Kale çıktın mı? Yedik. 89'da yedik. Olur. Olur beyler, hiç sıkıntı yok. Tamam. Tuzla Spor, tebrikler. Güzel çıktın. Bizim buna taktik olarak ne yapmamız lazım? Anlamadım şu an. Yani şey... Şu yukarı verebilirsek harika olur. Alıyorduk. Hoca bitirdi. Tamam, 1 puan beyler. Hiç fena değil ya. Hiç fena değil. Gelecek de vaat ediyoruz. Bak, bu çocuklar yükselecek. İçinde potansiyelli olanlar var arkadaşlar. Siz de yorumlara mutlaka şey yazın. Şu altyapı takımını bir Türkleştirelim. Hemen bu A takımı adapte edelim. Hep birlikte güçlenerek ilerleyelim ya. Güzel beyler. Ben valla gönülden alkışlıyorum. Altın Ordu çok güzel oynadı. Tuzla Spor, seni tebrik ederiz abi. Güzeldi. İstatistiklere bakalım. Topla oynama onlarda. Şut eşit. Pas neredeyse eşit. Biz 97, onlar 73. Müdahale 5'e 8. Onlar önde. Bakalım maçın adamı kim olmuş? Vay, sağ orta sahamız. Ali Dere olmuş. Asisti var. Golümüzü ikinci yarı gelen Hüsamettin Yener attı. 62 overall'ıyla. Çıkan oyuncumuz 64'lüktü biliyorsunuz. Güzel takip etti Hüsamettin. Tebrik ediyoruz seni de. Recep Aydın da satılmış bu arada. Şimdi transfer bütçesini göstereceğim. 6 milyon olmuş. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Bakın. 6 milyonu biz herhangi bir oyuncu almak için kullanmayacağız. Biz altyapımızdan beslenen bir takım olacağız. Ama bu 6 milyon euroyu dünyada, şimdi biz sadece Türkiye'yi araştırıyoruz. Dünyada bakalım mı? Böyle sağlam 17 yaşında, 18 yaşında futbolcular var mı? Gerekiyorsa 6 milyonun hepsini o bir tane oyuncuya verelim diyeceğim, ama gelmesi mantıklı olur mu işte? Bilemiyorum arkadaşlar. Bu 6 milyon euroyu dünyanın herhangi bir yerindeki Türklere harcamakla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bu yetenek avcımız Yunus Özdemir, biliyorsunuz. Şimdi Teo zaten Türkiye'yi araştırıyor. Yunus Özdemir, Türkiye'ye gönderemiyoruz. Çünkü ikincisini Türkiye'ye gönderemiyorsun. Bir tane gönderdin diyor. Yunus Özdemir'i başka bir yere gönderip Türk ara diyemiyoruz. Ama Romanya'dır, Moldova'dır, oralardan oyuncu bulup devşirelim mi, Türk yapalım mı? Onu bir yorumunu bekliyorum sizden, rica ediyorum. Bir de son olarak burada 9 tane yeteneğimiz var biliyorsunuz. Baksana abi, 94, 94, 91, potansiyeller inanılmaz. Tabii 94 diyor ama bak mesela, şimdi bir dakika. Bu adam 76-94, tamam mı? Bu adam 69-94. Şimdi biri büyük ihtimalle 82'ye ulaşır, biri 85'e ulaşır, atıyorum. Farklı farklı. Yani 94 yazıyor diye 94 gelmiyor zaten, biliyorsunuz. Bu adamların isimlerini yorum olarak size bekliyorum. Ne isim koyalım bunlara? Türkleştireceğim zaten. Meksika Türk olacak. Böyle bekliyorum. Lan bu adamın beceri hareketi de 5'miş bu arada. 15 yaşındasın sen ya. Alo, Meksikalı çocuk. Yaş Türk olacaksın. Şu an son kadromuzu da gösteriyorum. Yedekleri göstermeme gerek yok. Onlar satılacak zaten. Altyapıdan gelenleri adapte edeceğiz. Ayrıca kariyerin geneliyle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Yani şey gibi, şöyle bir kural koyalım, böyle bir kural koyalım falan gibi bir şeyiniz varsa, bir teklifiniz, mutlaka değerlendiriyorum. Bütün yorumları okuyorum biliyorsunuz. Ayrıca benim aklımda şöyle bir şey vardı. Buna ne diyorsunuz onu da merak ediyorum. Şeyi... Mesela şimdi bir altyapıdan oyuncu alıyoruz, yetiştiriyoruz, satacağız. Bizim mottomuz bu biliyorsunuz. Arada da başarı yakalamaya çalışacağız. Atıyorum mesela şöyle bir kuralımız olabilir mi? Bir oyuncu altyapıdan çıkardık, yetiştirdik. Overall'ı 80'e ulaşınca mutlaka satalım. Mesela bu bir kural olabilir mi? 80 ya da 81 ya da 79, neyse. Bu ya da bunun gibi işte benzer kurallar isterseniz yorumlara yazın, onları da uygulayalım. Ayrıca izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde tekrar buluşalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, bay bay. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar.